Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 10 koşulu gene güzel dolu dolu program var. Biraz da handikap ayarlı yarışlar var. Umarım oralarda önerdiğim atlar güzel yerlerde bitirir. Birinci olurlar, bizleri de mutlu ederler. Başlayalım birinci koşuyla. Maiden 2 yaşlı İngilizlerde 1-2-3-4. Bunların arasından birinci çıkmasını bekliyorum. Hatta kısmen ekürsü 3'ün 5. O da olur. 8, 6, 7 gibi atlar. Sonraki atlar. 8 AGF almış. AGF'den dolayı yazılır. Sürpriz koşuyu da 2 nolu safkan yapabilir. Grubun hemen hemen en kaliteli safkanı gibi duruyor. Belirsizlik fazlasıyla var. O yüzden birlikte düşünmekte fayda var. 1, 2, 3, 4. AGF'den dolayı 8. Ve diğer atlar. İkinci koşu. Şart 4-3 yaşlı Araplarda 1 ve 2 nolu safkanlar ön plandalar. Bende de öyle. Birinin yarış eksiğinden dolayı 2 nolu safkanın kazanmasını ve tek olmasını bekliyorum. Eğri yok. 2 nolu safkan kurgularınıza tek olarak öneririm. Biraz eksik koşar ise KV7 ikinciliği var. Biraz sallanırsa şart 4'ü normalde kaçmaz bunlar. Bir burada diğer kalan grubu geçmeli ve o kazanmalı. Çok at yazıyorsanız yani bir yeterli olur. Diğer atlar bu iki atın da çok kötü koşturulması sonucu şanslı olurlar. Tabi tuttuğunuz at varsa her zaman için ekleyin, beni dinlemeyin arkadaşlar. Özellikle Arap yarışlarında biz olması gerekeni aktarıyoruz. Her zaman istediğimiz gibi de bitmiyor. 2. Tek olur. Olmazsa yerine bir geçir. Üçüncü koşu şart 4. 4 yaşlı Araplar. Bu şart 4'ler tehlikelidir. Şimdi ders çalışırsanız biri tek atarsınız. %58 AGF. Bende de favori çıkar zaten bildiğim şeyler. İşte yerine 2 geçer mi? Geçer. Geçtiği atlar var burada. 5 falan iyi geçti. Yalnız yarış öyle bir hale geliyor ki 1-2 kayba gidiyorlar. Koşmuyorlar yani. 50, %70 AGF var. Bakın Ankara'da bu işler çok dolaşık olur. Ben bu iki atın yanına 4 ve 5'i yazmanızı tavsiye ediyorum. Diğer sebeplerden dolayı, yani handikap ayarlarından dolayı. Kim tek olur? Şart 5'ten gelen Zehar örneğin normalde tek olur. Ama öneremem, korkarım. Tek atmanızı İstemem yani, bilmiyorum. At yarışı sonuçta ama 1 ve 2'nin yanına en azından 4-5 bu iki attan birini eklemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Zaten birinci altını parayı buradan yapabilir. Güzel ikramiye gidebilir. Dördüncü koşu Maiden. Birin geçilmemesi gerekir. Bu şart bir atı grupta. Tek olması normal sonuç. Yeter ki çıkmak istesin ilgilileri. Kayba koşarlarsa da AGF takip ediniz grupta. 5. koşu altılı başlangıcı. Handikap 15, handikap 2. Burada 2 nolu safkan düşmez. Bu kazanmaya devam eder. O yüzden favorilerinden biri. Diğer atta sonunda Maiden çıkan kaliteli bir at. Kader Gücü. Burayı da çok şanslı koşar duruma yazmışlar. İlgilileri doğru kayıp bence. Hedef yapabilirler, gider kazanırlar. 6 nolu safkan. Rakip önereceğim. 2-6-6-2. İki attan birinin kazanmasını bekleyeceğim ben kendi adıma. Mistik kurgular için yetebilir. Normal kurgularda ilk ayaktıra yazalım mı derseniz de tabii ki Ahmet Çelik'in atı AGF'den başlayarak 1-4 önceliği alınız. 1-4'ten sonrası herhangi bir at kazanır. ...7-5-8-3... inandığınız varsa ekleyiniz. Ayırabildiğim iki safkan. 2-6-6-2. Bu iki attan biri gelmezse yanlış çalışmış oluyorum. Yanlış bilgi aktarmış oluyorum. Sevmediğim şey ama yapacak bir şey yok. İki at çok önemli. Mutlaka kurgularınızda bulundur. Kalan grup tamamen tercih sebebi. Sizlere bırakmam gerekiyor. İki atın dışına çıkmamasını bekliyorum ayrıyeten. Yani ben de iki at yeterli.
6. koşu handikap 17, dişi handikap 1. İşte bunlar hep ayarlı, handikap ayarlı koşulardır. Yarış ayarlı değil, yanlış anlamayın. Bu handikap ayarlı koşular dediğim koşulardır. Burada sırasıyla 3, 10 ve 11 numaralı saflanır. Bunları yazmanızı tavsiye ederim. Kim kazanır, favorin kim derseniz 3'ün kazanmasını bekleyebilirim. Ancak yarış şartı, handikap 17 dişi çok zor bir koşudur, şarttır. Her türlü sonucu açıktır. Sürpriz çıkarır. İşte o sürprizler, bakın AGF'lerine bakmayın sakın ha, 10 ve 11 numaralı saflanır. Bunlardan sürpriz yarış gelir, ganyanlı gelirler. Aradığımız atlar da, sürpriz atlar da bunlar. 3-10-11. Bu 3 attan sonrası artık tercihen size bırakmam gerekiyor. Çünkü kapatmaya kadar gitmek gerekiyor ki pek önerdiğim durum değildir. 3 atta bulamadıysam bulamamışımdır. Benim mantığım budur her zaman için. AGF'ler 5-6. İhtimalliler tabii ki AGF'ler. Yeterli değiller tabii. Yani 5-6 yazalım, bekleyelim. Bu handikap 17'lerde bu iş kolay değil öyle. 7 olabilir. Yukarıda 9, aşağıda 9 var bakın. Gruba en iyi kiloyu veren safkan durumunda. Ama yarışları başarısız. İkili de kalabilir. Ara verdi. 9 bombası. Satış atı 8. 7, 6, 5, 1. Apprenti kiloya rağmen genelde olmaması gerekir. 2000 metrelerde bu apprenti ile birin. 2-4 Kocaeli atları, hani her ne kadar ben tutmuyor olsam da AGF'lerden de gördüğünüz gibi hemen hemen eşit dağılmış durumdalar, olabiliyorlar. Sonuç olarak 3, hani tek olur mu? 3 çifte bağlanır mı? Bağlanacaksa 3'ü El Rio'ya bağlanabilir. Sürprizlerim de 10-11. Ben de bu kadar. Bu 3 attan biri gelmezse ben yattım demektir. Yani mantığım böyle. Bulamamışımdır. 7. koşu handikap 17, handikap 1. Bir handikap ayarlı yarışta burası. Aslında istediğim atlar çok olmasa da yani direkt net teki kazanır dediğim atı 4 mesela, burada şartın kazanır atı olmasına rağmen sonuç yarışı berbat atın Onur Müdür. Çok at yazıyorsanız bunları değerlendirin. Burada arkadaşlar 6 ve 9 nolu safkanlar. Ahmet Çelik, Müslüm Çelik 6, 9, 9, 6. Sanırım bırakmayacaklar handikap 17. İkisi de çok şanslı koşar durumda. 9 normalde kazanır. 6 aradan etkilenmez ise Ahmet Çelik'le hedef yaptılarsa Mehmet Çelik Ahmet Çelik'e yürü koçum para lazım dediyse Ahmet Çelik kazanır. Bu kadar ayrıntı var yani bu işte. Yoksa Lala Lombi yarış biner Ahmet Çelik. Ama mecburen 6-9-9-6. Kalan grup 3 genelde ikinci çıkar. AGF'yi tek atmayınız. Narsil iyi koşuyor ama bu tip şartlarda bu tip atları tek atmayın. Yani en iyi sonucu ikincilik olmalı 3'ün. 4 biraz daha yakın, sürpriz bombası 4 Onur Müdür. Ve diğer atlar sizin gördüğünüz varsa tabii ki ilave edebilirsiniz. Sonuçta bir handikap 17. 6-9'dan sonrası ben gene yatmış olurum. Bu iki attan biri gelmez ise benim altılarımda diğer atlara yer var, olmayacak. Belki 4'ü tekrar bir kontrol edeceğim. Tablodan çıktı çünkü bu at. Belki 4'ü Onur Müdürü en azından bir tanesini ekleyebilirim. 8. koşu kahveye gidişi. Tek lazım. Kimi tek atacağız? Burada bir nolu safkan. 62'sine rağmen kahve 6 olsa çok kolay tekli bir. Ama gene de 62'ye rağmen, kiloya rağmen bir çok şanslı koşuyor. Tek olmalı. Bursa atı 4 nolu safkanı geçilmemeli. Kısa vade 6, 56 kilo 7'ye geçilmemeli kilo fark olmasına rağmen. Rakip tabi bunlar. 4 ve 7'yi rakip önereceğim. Diğer atları önermeyeceğim. Varsa sizin gördüğünüz diyeceğim, bırakacağım. Bir arkadaşlar, burayı kazanacak safkan. Hatta biraz daha netleştireyim. Hani günün teklerinden biri. Gün Pleto. 9. koşu. Şart 3, dişi 2 yaşlı İngilizler.
Burada handikap puanları devreye girer. Handikapörün beğendiği, benim de çok beğendiğim 4 nolu safkan. Eksik koşu çıkartmazsa kazanır tek olur. Diyeceksiniz derece bunda yok. Derece 1 nolu safkan da var. Ama bir maiden at arkadaşlar. Yani bir şart 1'i kazanan maiden atı. O yüzden AGF çıksa da buranın kaliteli atları 4. Kaliteli atı daha doğrusu direkt 4 nolu safkandır. O kazanır. Çelikler. Yani zaten bir de Müslüm Çelik. Kuzen Çelik. 2. Buranın sürprizi bakın. Hani bir %40 AGF. Biri 2 nolu safkan geçebilir. O yüzden tek bırakamam. 1 nolu safkan 2. Zaten tekim 4. At yazacaksak 2'yi de mutlaka yazın. 1 nolu safkan yanına. Sonra diğer atlar. 10. ve son koşu. Şart yani Ankara yarışları biraz böyle az atlı görünen ama inanın çok karışık yarışlar. Çok güzel ikramiye gider. Tekler oturmayacak Ankara'da. Boyler, tekler oturmadığı anda da plase 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 gelsin. Bir dünya ikramiye verdiğini göreceksiniz Ankara'nın. Hele bir de %5'lik bir at gelsin. Uçar. Çünkü yani bakın gene handikap 22 gene handikap ayarlı koşu. Bu handikap ayarlı koşuda 2 nolu safkan lordum. Kazanmaya çok yakın gördüğüm bir safkan. Eleyemediğim safkan da 9 altın eken. Dişi 53.5 ile start alacak. Startta çok oyalanmaz ise 3-4 boy önemli değil artık. 2'ye zorlananlar yaşatır geçmeye kalkar. Yoksa son ayak teki 2 nolu safkandır. Kazanmaya devam etmesi gerekir. Bence tabii. Son ayakta tek atalım. At bir kurgu getirelim. Dün Elazığ'da söylemiştim. Bakın zor koşularda, kalabalık koşularda AGF bile olsa at kazanır da ise tek atıp bekleyin. Mantığı bu. Son ayak kurgu getirmek. Bir dünya kupon yolda dökülecek yani. Net olarak söylüyorum. Görüyorum çünkü. Buraya kupon gelmeyecek. Birçok kupon gelemeyecek. Tutarım ne olursa olsun. Son ayak bekleyelim derseniz iki tek. Bir rakip yazalım. Sürpriz bir at söyle. 9 altın eken. 2'yi geçebilecek potansiyeli var. Biraz şarta tam uymuyor ama sürpriz. Çünkü bayağı güzel bir sürpriz. Kalan grup artık hani 1, 7, 5, 3 bunlar olma ihtimali olan safkanlar olsalar da yeriniz varsa. Tutuyorsanız. Son bir de 8 Gelibolu rüzgarı var. Bu da gruba en iyi kiloyu veren safkan ama handikap şartı tutmuyor atın. Burası şart 5 olsa KV6 8 kazanır. Gene de ikillerinize 8'i bağlayın. İkilde kalma potansiyelini barındırıyor. Çok at yazıyorsanız da yazın. %5. Beklentim 2-9 arasında bir yarışın 2'nin kazanması. Geçerse 9'a geçilir. Kaysvert. Ankara bu kadar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.